Evet arkadaşlar, mantarlarımızla birlikte evimize geldik. O kadar topluyoruz, topluyoruz. Şimdi sıra bunları tüketmeye geldi. Bugün fırında bir çeşit yapacağız arkadaşlar. Çeşidimizde neler olacak? Tabii ki ilk etapta Lactiflus volemusumuz, yani geyik tirmitimiz, geyik sütü mantarımız olacak. Bunu şöyle bir ayıralım. Çeşit olarak size göstermek amaçlı. Evet, biberli mantarımız, acı mantarımız, acı sütlü mantarımız olacak. Lactiflus piperatus. Onu da buraya ayırdık. Yani bunları yıkayacağız güzelce. Ondan sonra unlayacağız, yağ alacağız, sulayacağız ve fırınımıza atacağız. Ve şurada bakın. Bir adet küflü mantarımız var. Dibinde birkaç tane daha vardı. Onları da bulacağız. Aynı şekilde bunu da güzelce yıkayacağız. Küflü mantar. Rusula biraz cins. Evet arkadaşlar, bu da çok lezzetli bir tür. Daha önce fırında yapmıştık. Kazayağı mantarımız. Sarı mantar diye de geçiyor. Cantharellus cibarius. Bunu da kattık. Çok renkli bir menü olacak gibi duruyor. Bakın burada bir adet çatlak kafa boletimiz var. Tabi bunu tüketilen bir tür. Renk değişimine aldanmayın ama tabi bu özel bolet. Nadir bulunan bolet. Sakın diğer renk değişten boletlerle karıştırıp tüketmeye kalkmayın arkadaşlar. Hatta bu boletin şu an için Çanakkale kaydı yok. Bunu hocalarımıza göndereceğiz. Ve Çanakkale için buna kayıt açtıracağız. Hatta şurada 2-3 tane var. Bunları ben birazdan kutulacağım. Gerekli yerlerle irtibata geçip bunları göndereceğiz. Ne kaldı arkadaşlar? Burada ne varmış? Evet, burada bir adet de, yani bunu biraz temizleyip biraz kenarlarını alırsak, sırtı gökçe mantarıdır arkadaşlar. Bu da yine bir rusla türü. Güzel, lezzetli bir tür. Daha önce denemiştik. Tadı kanlıcayı andırıyordu. Onu da buraya koyduk. Ne etti? 5. Bakıyoruz bakalım sepetimizde atladığımız, kaçırdığımız bir tür var mı diye. Şu an gözükmüyor. Tabi sepetimizin altında kanlıcalarımız, kanlıca diyorum affedersiniz, kazayaklarımız mevcut. Yine bugün bulduğum birkaç bolet türü var. Onları da ayıralım. Bakalım onları da göndereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Lactiflus molemus, Lactiflus piperatus, Russula viridescens, Cantharellus cibarius ve sırtı gökçe yine bir Russula SP türü. Bakın bunlardan şimdi size güzel bir size derken bize fırında güzel bir yemek yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar mantarlarımızı güzelce yıkadık, temizledik. Şunu da ilave edeyim. Bir adet de imparator mantarı ilave ediyoruz menümüze. Bir saniye. Şurada birkaç düzenek kalmış. Bunları da daha iyi temizleyeceğiz. Görüyorsunuz kazayaklarımız var. Geyik mantarımız var. Biberli mantarımız var. Şimdi bunlardan şöyle güzelce yıkadık. Bunları yağ alacağız, unlayacağız ve fırınımıza süreceğiz. Arkadaşlar mantarlarımı güzelce unladık, tuzladık ve tavamıza dizdik. Şu şekilde görüyorsunuz. Sezarımız burada. Kazayaklarımız burada. Küflümüz burada. Geyik mantarlarımız burada. Biberlerimiz de, hemen göstereyim, bu tepside yok. Şurada bakın, şurada. Şurada bir iki tane var. Şurada var, şurada var. Bunlar da biberli mantarlarımız. Bunları unladık, tuzladık. Şimdi üzerine hafif bir yağ gezdireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra fırınımıza süreceğiz. Arkadaşlar şu an hazır. Tepsimiz hazır. Yağladık mantarlarımızı güzelce. Üzerinde güzel bir yağ gezdirdik. Ve ayarladığımız fırınımıza. Fırınımız kaç dereceydi?
230 derecede ısıttığımız fırınımıza mantarlarımızı sürüyoruz. Şöyle bakın. Bu bir. Bu da iki. Bol miktarda yaptık. Hem çalışan arkadaşlarımıza götüreceğiz. Hem de kendimiz deneyeceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de mantarların saklanması konusu var. Şimdi ben bu sene, daha önceki senelerde pek mantar hiç stoklamadım ama bu sene biraz stoklamayı düşünüyorum. O yüzden gördüğünüz mantarları güzelce temizleyip şu kaplara doldurup difrizimize atacağız. Bakalım bu sene böyle bir deneyelim. Eğer memnun kalırsak bu şekilde devam edeceğiz. İşte kimi mantarlar kurtulabiliyor, onları tabii kurtulacağız. Ama bu tarz dayanmayacak mantarları da gördüğünüz şu kaba koyup difrizimize, dondurucumuza atacağız. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar fırınımızı bir kontrol edelim dedik. Bakın şu şahane görüntüyü görüyorsunuz. Ben şöyle bir açıp da göstereyim size hemen şöyle. Enfes, 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 enfes. Bir 10 dakikamız daha var arkadaşlar. Ondan sonra çıkartıp üzerine güzelce kaşarlayacağız. Evet arkadaşlar Büyükan geldi. Fırınımızı açıyoruz ve mantarlarımızı evet. Şahane, şahane, şahane. Kral krallığını burada göstermiş, görüyorsunuz. Çiçek gibi açmış orada. Bir saniye şuraya koyalım. İkinci tepsimizi de alalım arkadaşlar. Hoppa. Evet. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Evet şurada görüyorsunuz sap kısımlarını da katmıştık. Onları da merak ediyorum nasıl bir tat verecek. Görüyorsunuz volüm ustalarımız koyu bir renk almış. İmparator mantarımız burada. Şu açık renk olan küflü mantar. Ona da bakacağız. Şimdi arkadaşlar bunları üzerine kaşar serpiştireceğiz. Ondan sonra afiyetle tükeceğiz inşallah. Mantarlarımız güzelce kaşarladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karlı dağlar gibi oldular. Hemen aldık tepsimizi. Hop yerine yerleştirdik. Ondan sonra diğer tepsimizi alıyoruz. Şunu da bakın şöyle. Güzelliğe bakar mısınız ya? Şahane olacak inşallah. Hop bunu da yerleştirdik. Ve fırınımızın kapağını kapattık. Çok az bekleyip alacağız. Ondan sonra hep beraber bakalım nasıl bir tat yakalayacağız. Arkadaşlar kaşarlarımız da gördüğünüz gibi erimiş gibi duruyor. Fırınımızı kapatıyoruz. Dong sesini duyduk ve yarışmamız başladı. Şöyle açıyoruz. Önce tepsimizi alıyoruz buradan. Evet. Ya siz nasıl bir güzelliksiniz böyle. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Süper, süper. Yani görsel harika. İnşallah lezzet olarak da tutturmuşuzdur da. Bakın. Şahane görsel de buradan. Onu da onun üstüne koyalım. Ve tadımımıza geçelim. Arkadaşlar tadımımız başlıyor. Şuradan mesela alalım bir adet. Kazaya mantarımızı alalım. Şahane arkadaşlar. Süper. Daha önce kazaya denemiştik. Bu yine ikinci bir tecrübe oldu. Bir saniye. Çok merak ettiğim türlerden. Küflü. Hop. Küflüyü gerçekten bu kadar methetmelerine değiyormuş arkadaşlar.
Küflü mantar fırında harika oluyor. Aa, bakın arkadaşlar kim gelmiş? Prensesim de geldi ama şimdi onu buraya katmayalım. Volumusu denedik. Küflüğü denedik. Küflüğünün harika olduğunu bir daha söylüyorum. Fırında küflü enfes. Ve şu imparatora bakalım arkadaşlar. Arzu Hanım bir yardım ederseniz şuradan kopartmam lazım bir parça şimdi tek elimle. Bıçak verseydin. Bir saniye. Bıçak da çok evet kopardım. Tamam. Abi sen nasıl bir imparatorsun ya? Her şeyde mi güzel olur ya? Her şeyde mi güzel olursun ya? Yine şahane bir. Arkadaşlar imparator ya. İmparator gerçekten imparator. Şu an bu tavanın kralı bence imparator. Bir tane sap diyelim arkadaşlar. Sap atmıştım içine. Mantar saplarından. Abi çok güzel ya. Valla bu kadar lif olmasına rağmen yine de süper bir lezzet olmuş saplarda. İşte budur ya. Her anlamıyla çok güzel bir kızartma olmuş. Biber tuzu. Evet, biber tuz. Bakalım. Bunların üstüne biraz acı gelebilir ama deneyelim bakalım. Hafiften yeşillenmiş bu ara. Evet, çok acısı gelmeye başladı. Bu kadar gelirse sıkıntı yok. Gideri var. Evet arkadaşlar püre tuz da gayet yenebilecek aşamaya gelmiş. Hafif bir acısı var ama gider yani. Gider. Efendim. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Mandıra gerçekten enfes olmuş. Yani sizin de mutlaka bu şeyi deneyip tatmanızı isterim. En kısa zamanda tekrar görüşürüz inşallah. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler.